Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, biyoloji ders videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fotosentezin hızına etki eden faktörleri öğreneceğiz bu ders videomuzda. Evet, fotosentez hızına etki eden faktörleri gruplandırdım ben. Çevresel faktörler ve kalıtsal faktörler diye. Bu tarz soru kalıpları da karşımıza bolca gelecek. Kolaydır ama ara ara özellikle konu tekrarı ve soru çözümüyle pekiştirirsek daha sağlıklı olur diyebiliriz. Basit yorumlarla başlayayım. Arkasından karşımıza gelebilecek grafikleri hep birlikte irdeleyelim arkadaşlar. Basit mantıklarla başlayalım dedim ya hani olabildiğince yüzeysel düşünün, özellikle kalıtsal olan şu yapılarda. Mesela yaprak sayısının artması. Yaprak sayısı artarsa kloroplast, klorofil miktarı arttığından, ışığı soğuran kısım arttığından dolayı fotosentez hızı artar diyebilirsiniz. Çünkü bir yeşil bitkide fotosentezin en aktif gerçekleştiği organlardan bir tanesi yapraktır. Yaprak genişliği artarsa fotosentez hızı artar diyeceğiz arkadaşlar. Hatta siz buna yaprak ayası da diyebilirsiniz. Nedir yaprak ayası dediğim şey? Hani bir yaprak çizin desek şöyle bir şey çizeriz ya tutar. Böyle bir şey çizeriz ya. İşte bu yaprak genişliği ne kadar fazlaysa, yaprağın yüzey alanı ne kadar fazlaysa fotosentez de o kadar fazladır veya fotosentez de o kadar hızlıdır diyebilirsiniz. Yaprak kalınlığı artarsa fotosentez hızı ne yapar? Belirli bir oranda etkilenir. Yine kalınlık artarsa içerideki kloroplast sayısı artacağından dolayı fotosentez hızı artar diyebiliriz. Kloroplast miktarının artması fotosentez hızını artırır. Yapraklarda fotosentez yapan stoma dediğimiz gözeneklerimiz var. Yaprağın enine kesitinde önceki ders videolarında size palizat, sünger, stoma, fotosentez yapar dedim. O yüzden stoma sayısının artması fotosentez hızını artıracak. Enzim miktarının artması da tepkimeleri hızlandırdığından dolayı fotosentez hızını artırır diyebilirsiniz. Peki kutikula kalınlığı artarsa ne olur? Kutikula yine bitki biyolojisinde çok daha net açıklayacağım ama burada da hemen aynı tanımı verebilirim. Meristem hücreleri, özellikle üst epidermis diye adlandırdığımız hücrelerde meristem hücreleri, özellikle üst epidermis hücreleri arkadaşlar, kütin adında bir madde salgılıyor. Bu kütin maddesi üst epidermisin yüzeyini kapsıyor. Işığı geçiren bir tabaka, şeffaf, ölü bir tabaka ama kalınlığı sürekli artarsa bu da ne yazık ki fotosentez hızını olumsuz etkileyebiliyor. Yaprak tüyü de normal şartlarda yaprağın korunmasını sağlar. Işığın zararlı etkilerini engeller. Yine bitkinin hayvanlardan korunmasını da sağlar ama tüy miktarının yoğunluğu işte o gelen ışığa bir engel olacağından dolayı da fotosentez hızını olumsuz etkiler diyebiliriz. Çevresel faktörlerde ışığın dalga boyu üzerinde duracağım. Bir grafik çizeceğiz. Özellikle mavi, mor, kırmızı, yeşil ifadelerini unutmamanızı isteyeceğim. Işığın şiddetine bakacağız arkadaşlar. Karbondioksit miktarına bakacağız. Sıcaklığa bakacağız. Enzimatik bir reaksiyon sonuçta bu olay. Su miktarı, mineral miktarı ve toprağın pH'ı fotosentez hızını nasıl etkiliyor? Şimdi birlikte bakalım. Önce bir tanımla başlayacağım. Minimum yasası nedir? Bir bundan bahsedelim. Minimum yasası bütün fizyolojik süreçler gibi fotosentezde de aynı anda birden çok da çok faktör etkisini gösteriyor. Yani ne gibi düşün? Mesela sen şu anda sınava hazırlanıyorsun. Sınava hazırlanırken sadece biyoloji başarın ve biyoloji netin senin genel tablonu oluşturmuyor. Birden fazla faktör var. Birden fazla ders var. Birden fazla başında bela var şu anda. Dolu dolu problem var. Şimdi hal böyle olunca arkadaşlar fotosentezin de hızını ve fotosentez tepkimesini su, karbondioksit, çevresel faktörler, genetik faktörler gibi birden fazla faktör etkisi altına alıyor. Ve bu durumda fotosentez hızını miktarı en az olan faktör belirliyor. Bir fotosentez hızı kendini miktarı en az olan girenler kısmındaki maddeye göre belirliyor. Ve biz buna fotosentez için minimum yasası diyoruz. Sadece burada kullanmayız aslında. Bunu tüm kimyasal reaksiyonlarda kullanırız. Hatta siz bir kimyasal reaksiyon grafiğinde veya tepkimesinde
girenleri, ürünleri, onların gramajlarını hesaplarken o tepkimelerde hep şuna dikkat edersiniz aslında. Ürün oluştururken tepkime gerçekleşirken içeriye giren maddede minimum olan kim? Çünkü bir kimyasal tepkime hızını her zaman kime göre ayarlar? En düşük seviyedeki maddeye, etkene göre ayarlar. Bu durumda biz de fotosentezde hızımızı hep o ortamdaki en az olan maddeye göre ayarlamak zorundayız. Buna da zaten ne diyoruz arkadaşlar? Minimum yasası diyoruz. Karşımıza soru iki farklı kalıpta gelir. Birincisi benim burada gösterdiğim şeklinde sütunlar halinde gelir. İkincisinde de sütun vardır ama sorunun içerisinde bir de yüzdelik ifadeler vardır. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Bak şimdi ben sana buraya mineral çeşitlerini vermişim. Çinkoyu vermişim, magnezyumu vermişim, potasyumu vermişim ve azotu vermişim. Sonra demişim ki bitkinin ihtiyaç duyduğu azot miktarı demişim. Bitki en çok neye ihtiyaç duyuyormuş bu anlamda? Çinkoya. Ondan sonra magnezyuma, ondan sonra potasyuma, ondan sonra işte azota ihtiyaç duyuyormuş. Bir de gençler sana der ki işte toprakta şu kadar var, bitkinin ihtiyaç duyduğu bu kadar der. Hani demiş ya burada topraktaki mineral miktarı demiş. Topraktaki mineral miktarını burada vermiş. Bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarı da şu şekilde göstermiş bana. Aslında benzer bir tablo vermiş. Şöyle mesela şunun gibi düşün. Toprakta işte şu renkle yazayım, tamam mı? Toprakta bulunan çinko miktarı şu an en fazla. Mesela kaç olsun bu? %90 olsun. Bu atıyorum %70 olsun. Bu %60 olsun. Şu da %50 olsun. Bunlar senin toprakta bulunan mineral madden olsun. Tamam mı? Bu şekilde gösterdim. Şu an aslında minimum yasasına göre bizi sınırlandıran kim? Aslında azot. Çünkü miktarı en az olan kim? Azot. Miktarı en az olana göre, minimum yasasına göre bu bitki fotosentez hızını veya gelişimini azota göre belirler. Ama diğer soru kalıbında şöyle çıkar sana. Topraktaki mineral miktarını verdim der. Bitkinin ihtiyaç duyduğu mineral miktarını da neyle yazayım size? Yeşille yazayım, olur mu? Diyor ki, bitki diyor %40 azota ihtiyaç duyuyor diyor başka bir soru kalıbında. Potasyumdan diyor %50 de olsa olur diyor. Bitkinin ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Magnezyumdan diyor %60'a ihtiyaç var diyor. Çinkodan da diyor %93'e ihtiyaç var diyor. Şimdi buna göre diyor, minimum yasasına göre diyor, bu bitkinin gelişimini diyor veya fotosentez hızını sınırlandıran faktör nedir diye soruyor bana. Böyle bir soru kalıbı karşıma geldiğinde sen şuna bak. Toprakta ne kadar var? Bitkinin ihtiyaç duyduğu ne kadar? Bak. Azota bak, toprakta %50 varmış. Sen %40 ihtiyaç duyuyormuşsun. İhtiyacını karşılıyor mu? Karşılıyor. Sıkıntı yok. Senin toprağında %70 varmış. Senden ne kadar ihtiyaç duyuluyor? %50 karşılıyor mu ihtiyacını? Karşılıyor. Sıkıntı yok. Ne kadara ihtiyaç var? %60'a. Elinde ne kadar var? %60. Sıkıntı var mı? Yok. Ne kadara ihtiyaç var? %93. Toprakta ne kadar var? %90. İhtiyacını karşılıyor mu? Hayır. Aa bak ne oldu? Sütunu en yüksek olmasına rağmen seni sınırlandıran faktör bu sefer çinko oldu. Yani sana sayısal bir ifade vermez de sadece sütunları verirse en az olan mineral senin için minimum yasasına göre seni sınırlandıran, kısıtlandıran faktördür. Ancak gençler, eğer sana yüzdelik dilimler verirse bu sefer bakıyorsun ihtiyaç duyduğun ne kadar, toprakta ne kadar var. Bunun mukayesesini yapıyorsun, sütunlara aldanmıyorsun diyeyim. Şimdi geldim karbondioksit yoğunluğumuza. Dedim ki tüm fotosentetik canlılar karbondioksit kullanarak fotosentez yaparlar. Fotosentezde karbondioksit kullanılmak zorunda. Hatta şöyle bilin siz, tüm fotosentetik canlılar karbondioksit özümlemesi yapar. Bunu da bilin, tamam mı? Peki karbondioksit yoğunluğu olayı nasıl etkiliyor? Karbondioksit yoğunluğunun artması belirli bir orana kadar fotosentez hızını artırıyor. Ancak belirli bir zamandan sonra fotosentez hızı sabit hızla devam ediyor. Neden? Bir şeyin tek başına sürekli artması ne yazık ki her şeyi sürekli artırmıyor. Yani biyoloji netlerin yükseldi. Sen habire biyoloji çalışmaya devam ediyorsun ama fizik netin artmıyor veya toplam net sayın artmıyor diyelim. Sadece biyoloji anlamında bir artış var. Belki de sürekli biyoloji çalıştığın için fizik netlerin düşüyor, kimya netlerin düşüyor, geometri netlerin düşüyor da olabilir. Yani seni sınırlandırıcı bir faktör var. Senin için bir minimum yasası var. Bu durumda aslında
Bir şeyin tek başına sürekli artması genel tabloyu sürekli iyileştirmez arkadaşlar. Belli bir noktaya kadar hızlanırsın. Belli bir noktadan sonra bak hızın düşmez. Ama sabit hızla devam edersin. Dikkat. Işık şiddetine bakalım. Aynı şekilde ışık şiddetinin artması fotosentez hızını belirli bir oranda artırır. Ancak belli bir noktadan sonra yine minimum yasasına göre fotosentez hızın sabit olarak devam eder diyeyim. Şimdi çokça önemli bir grafik, yıldızlı bir grafik, sıcaklık grafiğim gençler. Aşağıda sıcaklığı vermişim, yukarıda ise fotosentez hızını vermişim. Sıcaklığın artması ile birlikte kırmızı grafikte de siyah grafikte de fotosentez hızı önce belli bir noktaya kadar artış gösteriyor. Sonra ise fotosentez hızı giderek düşüyor. Dikkat ettik mi? Şimdi iki grafik de olsun hiç önemli değil. Kıyaslama yapmıyorum en başta. Genel bir değerlendirme yapıyorum. Diyorum ki enzimler düşük sıcaklıklarda çalışmazlar. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak enzimatik reaksiyonlar hızını artırır. Sıcaklık sürekli artarsa da enzimlerin yapısı yüksek sıcaklıkta bozulduğundan dolayı fotosentez hızı tekrardan düşer diyorum. Bu genel kaba tabirim. Bir de bazı bitkilerin adaptasyonları var tabii ki. Mesela bazı bitkiler yüksek ışığı seviyor, fazla ışığı seviyor, fazla sıcaklığı seviyor. Mesela burada özellikle şu kırmızı grafiğe baktığınızda arkadaşlar, kırmızı grafikte daha çok ışık seven bitkiler sıcaklık değişimine karşı bir tık daha farklı bir eğilim gösteriyorlar. Yani yüksek ışığı seven bitkiler sıcaklığın artmasıyla birlikte fotosentez hızlarını da sürekli artırıyorlar. Ancak düşük ışık şiddetini seven bitkiler sıcaklığın artışıyla birlikte belirli bir orana kadar fotosentez hızını artırıyorlar. Sonra cum aşağıya doğru ilerlemeye devam ediyor. Geldim fotosentez hızına, ışığın dalga boyuna. Mor, mavi, kırmızı mı? En az fotosentez nerede oluyor demiştim, hatırla. Yeşilde oluyor demiştim. Sana bunu nerede anlattım? İki ders videosu öncesinde anlattım. Orada da sana benzer bir grafik çizdim. İki uç kısımda fotosentez hızının maksimum, ortada ise fotosentez hızının minimum olduğunu bil. Engelmann zaten bunun deneyini yapmış ve bize bunu ispatlamış. Oksijenli solunum yapan bir bakteri ve ipliksi algin üzerine beyaz ışığı prizmadan düşürerek yansıtmıştı. Hatırla o deneyi. Şimdi geldim yapay ışıklandırma başlığına. Güncel Milli Eğitim kitabında böyle bir ifade yer alıyor. Size tanım sormaz ama çıkarım sorusu sorar gençler. Nedir yapay ışıklandırma dediğimiz şey? Günümüzde doğal ışığın yetersiz olduğu durumlarda özellikle bitki gelişimini artırmada ve özellikle bitkinin yaşadığı mevsim aralığını genişletmede yapay ışıklandırmalar kullanılıyor. Seracılıkta fazlaca yapılan bir olay bu. Hani biz diyoruz ya, ışık varlığında fotosentez gerçekleşir. Siz de diyorsunuz ki hocam akşam evde lambayı açtım. Fotosentez gerçekleşir mi? Işık var mı ortamda? Var. O zaman gerçekleşir arkadaşlar. Ha, hızları kıyaslanır, o başka bir şey. Ama nihayetinde yapay ışıkla da sen fotosentez yapabilirsin. Peki sorumuza bakalım. Demişim ki fotosentez hızına ilişkin olarak yukarıda verilen grafikte yatay eksen yerine ne yazılabilir diyordur kesin. Ne yazılamaz diyormuş. Ya totemlerim bu kadar tutuyor bak. Şimdi ne yazılamaz? Bak şimdi. Sıcaklık grafiğini çizdiğim ben sana. Ah, sana böyle bir sıcaklık grafiği çizerim ben. Doğru mu? O zaman ben buraya sıcaklığı yazamam. Işık şiddeti grafiğini çizdi bana. Işık şiddeti arttı. Sonra sabit kaldı. Bulayım mı sana ışık şiddetini? Bak. Gördün mü? Işık şiddeti grafiği böyle çiziliyordu. O zaman ışık şiddeti olabilir. Bana olmayanlar lazım bu arada. pH grafiği arkadaşlar enzimler gibi düşünün. pH grafiğinin artması, hani pH'ın sürekli artması tepkimeyi sürekli artırmaz. Hani her enzimin çalışabildiği aralık birbirinden farklı ya. O yüzden böyle bir grafik çizemezsin. Karbondioksit yoğunluğunda da önce artar sonra sabit kalır. Bazen şurayı sıfırdan başlatır. Bazen şurayı şöyle başlatır. İkisi de kabulüm. O yüzden şöyle bir bakayım. Bir kesin olmaz. Üç olmaz. Bir bulayım onları. Bir olmaz.
Ah, bir olmaz, üç olmaz. Karbondioksit bak almamış, görüyor musun yazılamazı? Normalde grafik nereden başlamıştı karbondioksit yoğunluğunda, hatırla. Bak hemen şuradan başlamıştı, şuradan başlamıştı. Buradan artış göstermişti ama grafik sorularında bazen arkadaşlar sıfırdan da başlatabiliyor. Fotosentez hızını çevresel ve kalıtsal etkiler şeklinde verilen faktörlerden doğru seçeneği sormuş. Çevresel faktörlerle kalıtsal faktörleri gruplandır diyor bana. Karbondioksit miktarı çevresel, klorofil miktarı kalıtsal, stoma kalıtsal, ışığın dalga boyu çevresel, su çevresel, yaprak yüzey genişliği kalıtsal oldu. Bu durumda şöyle bir önce kalıtsalları işaretleyeyim. 2, 3, 6 mı? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 6. Bulduk. Evet, fotosentez hızına etki eden faktörleri de burada tamamlamış olduk. Bu sayede aslında fotosenteze bay bay çektik arkadaşlar. Bir sonraki konu başlığımız kemosentez olacak. Fotosentezi iyice halledin ki kemosentez için yerimiz hazır olmuş olsun. Bir sonraki ders videosunda görüşene dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.